Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoyu editlerken bu video için herhangi bir giriş çekmediğimi fark ettim. Bu yüzden sanat gecesi bittikten sonra bu videoya bir giriş çekiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Sanat gecesi çok eğlenceliydi. Ben bunu videoda yansıtamadığımı düşünüyorum. Hani konseri olsun, tiyatrosu olsun, şiiri olsun ve diğer tüm hani tüm halk oyunları, dansı, her şey olsun çok eğlenceliydi. Ama ben arka plandaydım ve hem bunu çok çekemedim hem de yani telefona da çok bakamadım açıkçası. Ama yine de size sanat gecesini olabildiğince göstermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Çünkü ben çok eğlendim. Sanat gecesinin arkasında kocaman bir ekip var. Gerçekten devasa bir ekip var. Ve hepimiz bunun için çok uzun süredir uğraşıyorduk. Ben uğraşmıyordum ama olsun. Yani arkadaşlarımız dansı olsun, teknik ekip olsun, herkes baştan aşağı çok güzel bir şekilde uğraştı. Bu kadar diyeceklerim. Videoyu seyrederken iyi eğlenceler. Biraz Ankara Atatürk Müzesi'nin sanat gecesi hakkında bilgi sahibi olmuş olursunuz. Geleyim. Okulumun sanat gecesi provası var. Oraya gideceğim. Güneş kremi süreyim. Sanat gecesinde yer alacağım. Ve canlanan tablolar yapacağız. Tablo canlandıracağım. Şu an güneş kremimi sürüyorum. Bol bol süreyim. Hava güneşli. Ve ben her zamanki gibi geç kaldım. Şu an metroda falan olmam gerekiyor. Ama ben hala çıkamadım. Ay ben şu an okula gidiyorum. Ama o kadar geç kaldım ki video çekmeyi unutmuşum ve otobüs yok. Şimdi gidince çekeceğim. Çünkü ben yolda hala video çekmeye çok utanıyorum. Ben şimdi okuldayım. Bu arada şu anki tipimle. Yanımda arkadaşlarım var. Ve şu an makyajımı yapmaya başladım. Herkes üstünü falan giymiş. Ben tişörtle gelmiştim. Umarım bunu çıkarmam zor olmaz. Şimdi iş sulu boyaya geçti. Şimdi bu benim daha temelim. Ya gerçekten şeye güvenin. Daha güzel olacak. Şimdi üstündeki detayları yapacağım. Şu an böyle pis bir ortamda makyajımı yapıyorum. Niye etlemiyor? Öf. Uzun zamandır video çekeceğim diye aklımda. Bu arada birileri olsa bu kadar rahat konuşamam. Yani sonunda çekiyorum ve sanat gecesi bizim okulumuzda, biraz bilgi vereyim. Sanat gecesi bizim okulumuzda her sene yıl sonunda olan bir şey ve ben 11'im. Son katılma şansım ve ben daha önce hiç katılamadım. Bu beni derinden derine çok yaralayan bir durumdu. O yüzden dün kararlaştı bu arada. Hiçbir ekipte değildim ve hoca beni çok sevdiği için ekledi. Şimdi böyle yıldızlı gece olacağım. Altımda etek falan olacak. Ve sahneye çıkacağım. Yani genel akışta hani sanat gecesinde tiyatro var, konserler var, bale gösterisi falan vardı. Şiir dinletisi var. Böyle yapıyorum ama şuralarım falan dolacak hep. Makyajımı yapıyorum, provadayız. Tam yapmam daha çünkü boynumdan böyle çıkacak. Size birazdan içeriği göstereceğim ama ilk makyajımın bitmesi lazım. Ve şu an çok özenerek yapmadım ve bilmiyorum sanki evdeki gibi olmadı. Evde de yaptım da ben sabah böyle apar topar kalkıp. Sen de içinde. Şimdi orkestra galiba provasını yapıyor. Sana ne olmuyor böyle mi? Şimdi böyle tur yaptırıyorum. Bu da duran hazırlık. Evet. Burada arkadaşlar kostümlerini giymişler. Bu dans ekibi sanırsam. Duran önden koşmakta. Benim eşim. Burada bir Frida'mız var ve Eylül var. Frida'nın eşinin tablosu benim. Evet. Burada. Burası sahnenin arkasına çıkıyor. El sallayabilirsiniz. Böyle. Şuradan sahneyi göstereyim. Eylül Mısırlarıyla savaşmaya hazır. Burası sahneye çıkıyor. Şimdi aradayız. Duran yemek yiyor. Hira ve Beril orada. Beril'i göremiyorsunuz çünkü
Evet, orada. Bu da ben. Okulun bahçesindeyiz şu an. Aradayız ama işler çok saçma ilerledi. Yani algılayamadım ve çok yoruldum. Makyajımı da sildim. Ay şöyle bir sildim. Burası da bizim okul bahçemiz. Daha aşağıdan devam ediyor. Saat 4:30 falan. Ve herkes çok yoruldu. Şu an bu provadan sonra bizim provamız ve sonra ben çıkacağım. Yani zaten yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Ay. Merhabalar, ikinci gündeyiz ve yeni bir sanat gecesi provası günü daha. Şu an saat 1:40. Prova kaçta başlıyor? Prova 3'te başlayacak. Ben yine duştan çıktım. Her zamanki gibi. Bu sefer geç kalmayacağım galiba. Tırnaklarıma bakın. Yıldızlar yaptım. Sıra sıklığımız şu an hepimiz. Burada mahsur kaldık. Bakınız arkadaşlar ve bu bayağı hani dizime kadar falan su geliyordu. El sallayabilirsiniz, el sallayın. Buraya askılık yaptık. Bizim zavallılık. Şu an davetiyeleri seçiyoruz. Davetiyeler burada. Umarım düzgün bir şey seçelim. Ve arka tarafı çekeyim. Burayı düzeltmişler. Şurada kostümler falan var ama birileri olabilir. Biri var mı? Oy. Korktum. Burada kostümler falan var. Böyle. Bayağı kostüm falan var. Burada da ben. Arkadaşımın hırkasıyla. Bakın. Şimdi buradan geri gidelim. Begüm. Evet, isminiz? Ben Elif Sıbalasar, Sengürüz'de buz pateni yapıyorum bugün. Sengürüz'de buz pateni, genel şampiyon. Buz pateni şampiyon. Çok aldım. Birinci olmuşlar. Güçlü kadınların temsilcisi burada elbisiyle duruyor. Saat 1 gece. Ve ben şimdi saçlarımı boyayacağım. Çünkü uçları falan akmıştı. Yani siz göremiyorsunuz ama ışıkta falan kahverengi oluyor. Ben de yıldızlı gece olacağım için hem de saçlarım daha canlı bir mavi olur, gözüksün diye. Saçlarımı boyayacağım. Bugün eve dönerken o kadar kötüydü ki. Yani böyle yerler falan kurumuştu ama bayağı ser vardı. Hani böyle dizime kadar geliyordu gerçekten giderken. Dönüşte yerler falan kurumuştu, suları çekmişlerdi. Ama böyle benim kıyafetlerim sırasıklam olduğu için kuru yerlerden geçerken iz bıraktım. Ve ayakkabılarım falan böyle yürürken cıvık cıvık ses çıkartıyordu. Çok kötüydü. Saçlarımı boyayacağım ya. Şimdi saçlarımı boyamaya gidiyorum. Burada son provayı alacağız. Yani şu an son prova değil, kıyafetsiz bir prova alıyoruz. Biliyorum videolarımda Mina'yı görmeyi özlemiştiniz. Sonunda geldi. Salsa ekibi. Beri için çok güzel olacak. Biraz gereksiz damardan olmamış. Bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında. Sevdalanmış onun deli dalgalarında. Gülçinler için burada birileri bir şeyler boyuyor. Ne boyadıklarını bilmiyoruz.
Makyajımı yapmaya başladım. Kızlar bir de maşı falan yapıyor. Bir tane sınıfa girdik. Saçlarımı topladım. Mina'nın hırkası var üstümde. Böyle boynuma iniyor. Burada da kızlar var. Arkadaşlar, final look'um böyle. Çok güzel oldum bence. Evet, videodayım. Mina. Onur konuğum. Böyle. Merhabalar, ben çıktım şu an. Şimdi diğerleri çıkacak. Ve çok heyecanlı bir şey değil yani. Sen çıktın değil mi? Çıktım. Ben çıkarken çok heyecanlıydım. Burada bir prenses var. Burada bir rahibe var. Konferans salonunun içine geldim.
Ve eve gidiyoruz. Gerçekten felaket yorucu 3 günün ardından bitirdik. Eve geldim. Saçlarımı falan yıkadım. Yüzümü yıkadım. Yani şimdi bakımı hemen bir iki krem sürüp yatacağım. Böyleydi sanat gecesi. Aslında tiyatro vardı, şiir vardı, bale vardı, bir sürü dans vardı. Hani ben çok şey yapamadım çünkü ben izleyici değildim. Ben arka taraftaydım. Bu yüzden çok çekemedim. Ama kısaca sanat gecesi böyleydi ve bu Ankara Atatürk Lisesi'nin en büyük etkinliği. Çok eğlenceliydi ve zıplamaktan falan ayaklarım perişan olmuş. Kısacası böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra bir okul turu isterseniz falan yapabilirim. Bilmiyorum, lise öğrencileri ister mi? Ben 11. sınıfım. Okulda 4. sene. Çok yorulmuşum. Ve bu benim ilk sanat gecemdi. Çünkü öncekinde bizim programımız iptal olmuştu ve sanat gecesine herkes katılamıyor. Görevliler davetiye alıyor ve davetiyeyle davet ediyorlar. Bu yüzden ben katılamamıştım. Ama katıldım bu sene. Ve gelecek sene de çok küçük bir ihtimal şans. Böyleydi. İzlediğiniz için, eğer buraya kadar izlediyseniz, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.